Şimdi Çırağan Sarayı'nın harabelerine mesela Fransa el koydu. Ama yanmıştı zaten. Yanmıştı ama o kadar da değil yani. Onu bizim gördüğümüz devirdeki gibi değil o. Ve burayı tabii böyle lastik deposu, işte bazı hurda otomobillerin falan saklandığı bir yer haline getirdiler. İşte beğenilen konaklar, bunların hepsini saymama lüzum yok, İşgal edildi. Hastaneler şey yapıldı, bize lazım diye. Çünkü bu hakkı veriyor mütareke ve esasen işgal böyledir. Yani bu savaş hukukuna ve karşılıklı anlaşmalara uygun bir davranıştır. Şimdi padişah ilk anda Dolmabahçe'yi terk etti. Çünkü burnunun dibinde şeyler, zırhlılar duruyor. Hiç hoş bir görünüm değil. Yıldız'a çıktı. Şimdi şehirde araba kıtlığı var. Yoksa da benzin yok. Benzin vermezler herkese. Nazırların bir kısmı, sadrazam bile bundan mı uğraşacağız der gibi faytona döndü. Bir keresinde faytonun dingili kırıldığı için indi oradan Grand Uniform'la tepeyi tırmandı. Bu mesela çok görülen şeylerden. Şehrin bölümlenmesi hem bir takım faaliyetler için kolaylık getirdi, hem de bir takım ters uygulamalara neden oldu. Kolaylık getirdi. Mesela Fransız işgal bölgesinde, Fransa'nın derdi değil Anadolu işgalcileri. Hatta sempati diyorlar. Bizde şeyin yazısı dolayısıyla bilhassa biliyorsunuz meşhur yazıdır Kara Gün diye orada. Kara Gün'de Fransız depreninin İstanbul'a girişi at üzerinde tarif edilir. Yani Türklüğün kara günüdür diye bu biliyorsunuz. Ve bu kara günde en dikkatimi çeken unsur benim şu olmuştur. Bunun üzerinde şimdi münakaşa ediliyor. Hatta birisi yazı yazdı. Adam kır at üzerinde girdi diye kır da demiyor. Beyaz at üzerinde girdi diye diyor. Efendime söyleyeyim. Herkes aynı şeyi tekrarlıyor. Halbuki fotoğrafta işte kırat gibi görünmüyor. Neyse. Gayet böyle Fatih'e benzetilen, küstah davrandığı söylenen Balkan Savaşları'nın kahramanı, yani Cihan Harbi'nin Balkan cephesi başarılı komutanı olan Fransız Depre'nin aslında Türklere karşı sempatiyle baktığı biliniyor. Yani bu çok önemli bir şey. Burada bir şey söylememe izin verir misin? Ben dedemin bir hatırasını anlatayım. Dedem Birinci Dünya Savaşı'nda Estefanos Tayyare İstasyonu'nun askerlerinden. Evet. Şey yapıldıktan sonra, mütareke yapıldıktan sonra bunlar işsiz kalıyorlar. Ve dedem fark ediyor ki silah kaçırılıyor Anadolu'ya. Hemen evet. Gidiyor gönüllü oluyor. Ha. Ve bunlar Mavnalarla i̇şte silah kaçırıyorlar. Bir şey anlatacağım. Dedem orada dedi ki bana, İtalyan ve Fransız geldiği zaman dedi kontrol dahi etmezler. Etmez. Şimdi mesela bir örnek var. Kumkapı'da kaporal mangasıyla geziyor onbaşı. Orada birileri kayığa yüklüyor mavzerleri. Bunu anlıyor, soruyor. Kemalist bum bum diyor. Herif ne yaptı zaten yakalanmış adam. Vuy monsieur diyor. Ah bon diyor. Evet. Yani. İngiliz geldi mi canımıza okurdu diyordu. İngiliz dedi. Çok fena tabii. Evet. Yani o şeyin üzerinde. İtalya yardım bile etti. Ege'deki bazı silahları devretti Anadolu hükümetine. Çünkü müthiş şikayetçiydi İngiliz kazığından. Cihan Harbi'nde en çok kendisi açısından kayıp veren, fakat sonunda hiçbir şey alamayan, hatta Avusturya İmparatorluğu'nun İstiria kıyılarını falan bile Yugoslavya'ya verdiler. Bu işte Gabriele D'Annunzio, yani gönüllü kuvvetlerle sonradan girip orayı aldılar. İtalya çok müşteki bu birinci harpteyi. Evet. Fransa da kendi açısından aynı şekilde İngilizlerden hiç haz etmiyor. Bu aradaki münaferet dolayısıyla bu gibi kolaylıklar olmuştur. Fakat aynı şekilde tabii asayişin sağlanması bakımından müthiş kepazelikler vardır. Yani bu üç kesim, bilhassa iki kesim, Fransız, İngiliz kesimi arasında büyük zorluklar yaşamaktadır.
şehir hala neredeyse Birinci Cihan Harbi'ndeki gibi açtır. İstanbul. Şeker yoktur, ekmek yoktur, un yoktur, meyve sebze boldur. Fırınların önünde müthiş kuyruk, kavga, kıyamet, süpürge tohumu hala nimetten sayılıyor. Doktor yok, ilaç yok, bütün bunlar kıtlık, benzin yok, bir şey yok. Ulaştım son derece kötü. Birinci Cihan Harbi'nin uyuz gibi hastalıkları geçiyor. Galiba bir tek influenza kırılmış. Yahut insanlar buna alışmış. Biliyorsunuz grip. Influenza İspanyol gribi. Gribi yahut. Dünyada en fazla insan öldüren salgın hastalık. İnsan öldüren ve harpte cephe gerisini yok ettiği için savaşın kurşunlarından daha ve askerden dönenlerin vasıtasıyla da çok hızlı dünyaya yayılan yayılmış bir hastalıktır. Yani ama bugünkü hesapla mesela bugün öyle bir salgın olsa 1 milyar kişi falan ölür deniyor yani ya, oransal olarak. Bilmiyoruz ama kesildi tabii bu. Çünkü bu 12 milyon kişi var o yüzden. Evet çok fazla yani o zaman. Şimdi en ilginç tarafı mesela Ali Kemal Dahiliye Nazırı olarak bir makam otomobilinin içinde. Fakat nazırın konuşurken ayakkabılarına bakanlar delik bir papuç görmüşler. Yani aslında kabinenin nazırları bile bir ölçüde fakir. Fakir. Bu çok açık bir şey. Mesela Maliye Nazırı'nın encamın ne olduğunu doğrudur. İşte onun soyundan gelen Ayşe Kulin tarif ediyor. Yani bunlar İstanbul halkının çektiği sıkıntılar. Ve kimsenin başı dik değil. Yani o birinci harbin sıkıntıları devam ediyor. Düzelme yok. Zaten Londra'da da yok, Paris'te de yok, Almanya, Viyana'da da yok. Bir de bir şey söyleyeyim. Buradan Gülben, bizde muazzam bir moral çöküntüsü olmuş. Dedem diyor ki biz diyor padişahın esir olduğunu duyduk diyor. Ben diyor kıyamet diye düşündüm. Evet, evet. Yani bu olamayacak bir şey. Her şey olur. Evet, hani bir iki eyalet kaybedilir ve eskisi gibi devam eder. Ortada. Yani padişahın hüküm ferma olduğu alan Aksaray Unkapanı Köprüsü ile Aksaray Karakolu ve Bebek. Bebek Karakolu arası. Bu aradır. Yani mesela 6-7 kilometrelik bir alan yani. Bugünkü Mecidiyeköy değildir. Bugünkü Taksim Meydanı ve ötesi değildir. Ataköy, Bakırköy değildir. Hayır oralar. Bunlar hiç yok zaten. Yani buralar çok sembolik olarak padişahın gittiği, geldiği yerler. Öbür taraflarda ben şahit olmadım. O listeye bakmak gerekir. Acaba Cuma selamlığı yapılabiliyor muydu? Pek zannetmiyorum. Yani Eyüp'e şeye gidebiliyor muydu? Eyüp'e gider. Eyüp gider. Ayasofya'ya gidebilir miydi? Ayasofya'ya Ayasofya şöyle bir şey. Ayasofya'ya saldırılacağı dedikodusu duyuldu. Bu çıktı. Ve padişah dedi ki topla koruruz dedi. Yani çünkü numara uno bir mabettir evet, İslam dünyasında. O bakımdan onu biliyoruz. Yani o tamam, içinde o. Şimdi bu ortamda çok ilginç bir şekilde şehirlerde açlığın, sıkıntının devamı yanında bütün Avrupa başkentleri gibi bir nevi bir açılma olabilir miydi? Hayır. Maalesef şehrin hiç hazırlıklı olmadığı bir mülteci nüfus aktı. Nereden geldi mülteci? Rusya'dan. Bunlar sefil iş arıyor. Onlar da devrimden kaçan Ruslar. Devrimden kaçan Ruslar ve insanlar iş arıyorlar. İş aradıkları için ücretler kırılıyor. Zaten öbürkülerin hiçbir şansı kalmıyor. Veyahut cepleri elmasla dolu. Mücevherleri yani müsrif bir şekilde harcıyorlar. Bir takım simsarlar bunları dolandırıyor. Ucuza alıyor, pahalıya satıyor falan. Fakat ortada böyle bir para dönüyor. Kazanılmayan bir para dönüyor ve müthiş bir enflasyon yaratıyor. Ve insanların moralini bozacak başka şeyler oluyor. Mesela beyaz zehir morfin kullanılmaya başlıyor. O zaman legal çünkü. O zaman legal değil. Yani legal belki bilmiyorum ama eczanede legal. Böyle bir korkunç bir manzara. Başka da göçmenler de geliyor. Yani şehir harap vaziyettedir. Nüfus bakımından. Fakat Tarık Zafer Hoca bile yazdı. Bir nevi Bilge Kriste de var. Bizde iki tane mütareke dönemi eseridir bunlar. Tarık Zafer Tunayan'ın mütareke dönemi partileri cildi.
Bilge Kırısı'nda düpedüz bu adı taşıyan eserinde de görülür. Bilhassa Tarık Hoca'ya bakarsak, dönemin bütün imparatorluk boyunca tanınmayan, Cumhuriyet döneminde de tanımadığımız partileri kuruluyor. Komünist Parti var mesela, Şefik Hüsnü Bey başında, adı komünist değil. Şey zaman, işgal zamanı kuruluyor. Evet, işgal zamanı. Sendikalar ortaya çıkıyor, tramvay grevi yapılıyor, vaka cezalandırılıyor ama böyle şeyler var. Olmayacak cemiyetler çıkıyor. Biz cemiyetler diye hep azınlık grupların milliyetçi, destrüktif cemiyetlerini öğreniyoruz. Başka tür şeyler de var. Yani bunlar çok önemli. Başka tür sporlar gelişiyor mesela, futbol gibi falan. Bütün bunlar... Kriket falan geliyor mu? Şehrin hayat. Kriketin oynandığına şahit olmadım ama pekala oynar. O kadar İngiliz askerinin olduğu yerde kriket de oynanır, polo da oynanır. O polo dediğinde Cevgan Zen oyunudur biliyorsun. Cevgan Zen. Böyle bu Sultan Mesut'un oynarken düşüp öldüğü bir oyun. Yani Hint'ten gelme İngilizlere. Ve Ahşapşehir'de işte karşısındaki Pera'da birbirine zıt son derece zor bir hayat. Pera bölgesi zaten kozmopolit bir İstanbul. Ve burada yerli Rum nüfusun tezahüratı var. Patrikhane maalesef şeyi gösterememiştir. Yani itidali ve ileri görüşlü diyor. Gösterememiştir. İşgalciler de yana tavır mı alıyor Patrikhane? Efendim, işgalciden yana tavır alıyor ama kendisi orayı ihdas edecek zannediyor. Hangi nüfusla, yani yeniden Bizans, hangi İstanbul nüfusuyla, hangi Yunanistan nüfusuyla, bütün bunların hesabı yok. Ve bilhassa Kral Konstantin geldiği zaman işte İstanbul Konstantinopolis çıktı ortaya. O yüzden yeni Türkiye'de Konstantinopolis ismi yasaklandı. Evet. Yani şeyden dolayı, Büyük Konstantin'in isminden dolayı değil, onu Türkler severler. Bir kere vahdete ermiş bir imparator, efendim büyük bir general. Bu çok önemli kalıntılardır bunlar. İstanbul ismi birdenbire öne geçiyor. Halbuki İstanbul... Yani işgalden sonra İstanbul ismi ortaya çıkıyor. Daha önce kullanılmıyor. Daha evvel de var fakat resmen isim oldu. Evet. Konstantiniye, İstanbul, Dar Saadet falan olan şey resmen İstanbul'a dönüştü. İstanbul üç kıtada hakikaten birbirinden zor ayrı bir hayatın içinde devam ediyor. Ulaşım falan fevkalade zor. Yeni gelen gemilerin getirdikleri bir hayat var. Burada işgalci faaliyetinin içinde biraz adilane görmemiz gereken olaylar da var. Mesela Tom Kaptan Sokağı'nda ne var bugün? Galata'daki. Palazzo Venezia var. Burası 1815'ten beri, Viyana Kongresi'nden beri Venedik'i ilhak ettik diye Avusturyalılar binaya değer koymuşlar. İstanbul'daki Avusturya Sefareti'ydi. Bir de yazlıkları vardı Yeniköy'de. Tak diye İtalyanlar çıktılar, içeri girdiler. Orada Marchi Pallavicini var. Kendi de İtalyan asıllı bir markeze. Adam bir güzel itelediler dışarı ve oraya İtalya'ya ait oldu. Hala da İtalya, evet. Hala da İtalya, onların çünkü Palazzo Venezia. Böyle işgaller de var.